Selamlar. Bir dakika, nasıl diyorlardı? Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev vlogu çekeceğim. Şaka şaka. Merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz taşındım. Kendimi niye göstermiyorum? Çünkü bu kadar yakın bir kameradan kendi suratımı kabak gibi gösteremem. Hiç kusura bakmayın. Siz sormadan ben söyleyeyim. Biliyorsunuz ki taşındım ve bir ev vlogu sözü verdim size. Hemen şöyle odamdan başlayayım. Burası benim yayın odam. Şu aşağıda görmüş olduğunuz şey kasa. Ben onu ayağımı koyuyorum. İçi boş. Kutu niyetine kullanıyorum. Hemen şöyle. Bu ikinci denemem bu arada. Bir tanesi de komple kendimi çektim. Kardeşim tuttu, çekti kamerayı ama çok kötüydü. Şöyle size geniş açıdan göstereyim yayın odamı. Böyle bir odam var. Bir önceki yayın odama göre, daha doğrusu kullandığım bilgisayar odama göre çok çok büyük. Hatta biraz yankı yapıyor olabilir. Sürekli bugün orası gündüz mü abla dediğiniz ışığım. Hemen onu size göstereyim. Yok bu değil, o sarı olanı. Şu. Gün ışığı. Burada böyle bir şey yapmışlar. Bina eski bina arkadaşlar. Eskiden böyle bu tarz şeyler yapıyorlarmış. İşte televizyon koyma yeri falan filan. İnternetim. Şuraya kitaplarımı yerleştirdim. Şunlar gelen hediyelerim vesaire falan filan. Daha tam yerleşmedim. Eksiklerim var. Yerleşmeye çalışıyorum. Kardeşimin çantası. Ondan sonra şurası giriş. Arkadan telefonla konuşuyor. Şöyle göstereyim. Girer girmez sol tarafta bilgisayar odam var. Karşıda hiçbir zaman kullanmayacak olduğum muhtemelen. Hani misafir vesaire harici gelmezse odam var. Avizelerimi zaten Instagram hikayesinden aşinasınız. Değiştirmiyorum avizelerimi. Tam da yaşıma uygun değil mi? Bence öyle. Şurada masam var. Berke, tüm sesini duyuyorum. Ondan sonra TV ünitem. Böyle bir salon. Salon da bence gayet büyük. Klima var. Bu arada yanlış odaya kurulmuşum bilgisayar odası olarak. Keşke burayı kullansaydım. Çünkü caddeye çok yakın olduğu için inanılmaz ses geliyor. Siz rahatsız olmayın diye şeyleri açamıyorum arkadaşlar. Pencereleri açamıyorum. Şurası şöyle bir giriş. Girdikten sonra sağa dönüyorsunuz, mutfak vesaire. Burada dresuarım var. Bakayım nasıl görünüyorum. Selam. İşte burada çekmece, mekmece vesaire. Şurada bir Konya'nın olmazsa olmazı. Alaturka tuvaleti var. Lavabosu var. Birçok kişiye değişik geliyor ama Konya'daki birçok evde de şeydir. Lavabo vardır burada. Şu taraf arka taraf odalara gidiyor. Banyo vesaire. Şurası vestiyer. Bu arada evin her tarafı dolap 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 dolap. Avizeler gene benim değil, ev sahibinin. Işıklandırmaya para vermedim. Sadece ve sadece eski evden şu vantilatörü getirdim. Vantilatör ışığı getirdim. Tek şeyim o. Yaptığım ışık masrafı o. İşte şurada ayakkabılarım, terliklerim vesaire falan filan. Şöyle göstereyim. Süs çantalarım. Burada hiçbir şey görünmüyor ama olsun. Modlarım vesaire falan filan var. Evet, evin en ve en sevdiğim yeri mutfak. Ha, mutfağım çok güzel değil mi? Bakar mısınız ya? Kocaman. Kocaman yapmışlar. Bu halı buradan gidecek. Daha büyük bir halı gelecek. Çünkü inanılmaz büyük mutfak ve bu halı buraya olmadı. Mutfağı iki parça yapmışlar. Bu taraf böyle işte beyaz eşyaların olduğu taraf. Bu tarafta böyle dolap molap bir şeyler yapmışlar ama gayet güzel. Ben sevdim. İşte buraya tavalarım, şuraya şöyle tencerelerimi koydum. Pasta yapmaya bayılırım. Pasta malzemelerim burada. Size ben yemek şeyi sözü de verdim. Yayını sözü de verdim. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama. Burada plastikler vesaire falan filan. Burada bardaklarım.
Ya bu arada hiçbir yer olmasın, mutfakta yaşayabilirim ya kesinlikle. Direkt mutfakta şeyde yaşayabilirim, mutfakta yaşarım. Buraların içine falan çok fazla yerleştirmedim daha. Baharatlarım. Sıl. Diyorum ya, evin her tarafını dolap yapmışlar. Hem iyi ama temizlerken acayip kötü. Kettle'ım olmazsa olmazım herhalde. Smoothie yapma makinem. Maydanoz, nane, zar, süt karıştırıp karıştırıp şey yapıyorum, onları içiyorum orada. Şurada tabak dolabım. Şurası bardak dolabım. Kupa ve bardak dolabım. Bardakları inanılmaz seviyorum. Çok aşırı eksiğim var. Çok fazla eksiğim var. Yavaş yavaş tamamlarım diye düşünüyorum. Şuralara daha bir şey koymadım. İşte kahve fincanı vesaire falan filan. Burada şöyle. Ulan kırmızı sevmiyor dedik. Kırmızı eşyalarım varmış benim. Şuraya doğru hemen göstereyim. Kapalı bir balkon. Yine dolap. Çöpümü de buradan göstermişim ya. Evet, arka odalara doğru gidiyoruz. Suyum. Buradan böyle gittiğimiz zaman arka odalara geliyoruz. Şu odayı, karşıda gördüğünüz odayı kullanmıyorum. Çünkü yatak odası almadım daha. Yatak odası alacağım ama 45 gün sonra getireceğiz diyorlar. Düğün mevsimi olduğu için herhalde. Burası banyom. Şöyle göstereyim. Banyom da oldukça geniş. Şöyle. Buraları göstermeye gerek var mı? Ha, var. Bir şey yok. Buraları daha boş. Kullanmamışım. İşte makyaj malzemelerim vesaire falan filan. Çok yaparım ya makyaj. Olmazsa olmazım. Burası da banyom. Dediğim gibi burası da gayet büyük. Ya banyo mutfağım çok iyi ya. Şu an bir daha baktım da. Bu oda misafir odası tarzında bir oda olarak düşünebilirsiniz. İşte kardeşim vesaire falan filan geldiğinde şey yapar. Çamaşırlarım da burada kalmış. Yine dolap. Dur bakayım. Şöyle bir baktım da dolabın içine göstermeye gerek var mı? Yok. Ne işiniz var dolabımın içinde? Bir anda onu düşündüm. Yine buradaki avizeler şey yapmış. Burada terliğimin sesi geliyordu değil mi size? Çat çat çat. Şöyle avizelerim gene var. Bu oda normalde sıcak oluyor diye düşünüyordum ama geçen gün burada yattım. Gayet de serinmiş. Hatta ben var ya size şu odayı da göstereyim. Koliler var daha yerleştirmediğim. Bu oda da böyle bir oda. Yankı. Se. Bu odayı da yerleştireceğim. Yatak vesaire gelince. Nasıl? Umarım beğenmişsinizdir. Ben gayet seviyorum evimi. Hoşuma gidiyor. Yani bence gayet iyi. E benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Eksiklerimi yavaş yavaş tamamladıkça daha fazla şey yapmaya başlarım. Video atmaya başlarım. En son bir toplu bir video daha atarım. Evin şunları işte halıları bitti, şusu bitti, busu bitti diye. E kocaman öpüyorum sizi. Teşekkür ederim izlediğiniz için.